Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Beşiktaş transfer kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 maç sonunda kendimizi 8. sırada yer bulmuştuk. Şimdi 6. maçlar oynanmış. O yüzden biraz gerilemişiz 11. sıraya kadar. Biz kazandığımız takdirde zaten yukarılara çıkacağız, bunu biliyorum. Galibiyet serisi yakaladığımız takdirde bu iş iyiye doğru gidecek. Gökhan Töre ne demiş? Önümüzdeki maç takımımız için sezonun dönüm noktası. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu maçta Enkudu yerine beni seçerseniz pişman olmazsınız. Tamam lan, oynatacağım seni. Sana şans vereceğim diyorum çünkü gerçekten şans vereceğim. Oyuncunun morali yüksek olsun istiyorum. Milli takımdan teklif gelmiş ama hayır, bizi sadece Beşiktaş ilgilendiriyor şu an. Beşiktaş'a bir yedek kadro yapmak istiyorum. Kadro hazır olsun istiyorum ki sürekli uğraşmayayım diye. Şöyle yapsak yine olmuyor. Her türlü sizi memnun edemiyoruz. O yüzden böyle yapalım şimdilik. Birini daha oynatacaktım. Ben neredeydi o? Gökhan Töre. -1 ama yine de sözüm var. Oynatacağım onu. Mensah'a da şans vermek istiyorum. O yüzden yedek kadroya onu da dahil ediyorum. Şimdilik böyle kalsın. Evet diyelim ve Göztepe deplasmanında ilk maçımıza çıkalım bakalım, bu bölümün ilk maçına. Göztepe deplasmanı aslında zor bir deplasman, o yüzden az kadroyla çıksak daha iyi olur gibi geliyor bana. Gökhan Töre demin bu maçta oynamak istediğini belirtmişti, o yüzden onu ilk 11'e aldım. Karşılaşmaya çıkalım bakalım ne yapacağız. Hadi be, 2-0 kazandık, çok iyi. %62 topa sahip olma oranımız var, çok çok iyi. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bir bakalım rakip nasıl oynamış. Uzun top ve dengeli 4-1-4-1 oynamış. Bizde golleri Cenk Tosun ve Abubakar atmış. Cenk Tosun uzun bir zaman sonra tekrar ilk 11'de ve hemen de golünü atıyor. Ve Gökhan Töre 7.6'lık bir performans sergileyip bizi yanıltmıyor. Teşekkür ederiz Gökhan Töre. Harika bir galibiyetti. Beni seçerseniz kazanabileceğimizi söylemiştim. Bravo diyelim. Aslında birkaç transfer yapabilseydik iyi olurdu. Benim de düşündüğüm birkaç oyuncu var zaten. O yüzden mesela şöyle bir baktığım zaman transfer sezonu bitmeden birkaç oyuncu daha transfer etmek isterim tabii mümkün olursa. Bütçemiz 24.81 milyon. Aslında şöyle geleceği parlak bir forvet ayarlayabilirsek takımımıza çok iyi olur. Burada potansiyeli 85 olan bir futbolcu var. Kaleci kendisi. Bizim kalemiz aslında şu an için iyi. Ersin Destanoğlu var. Bunu bir izlemeye alalım. İleriki zamanlarda transfer edebiliriz. Eğer Ersin Destanoğlu'nu iyi fiyata satabilirsek. Onun dışında 19 yaşında olan ve potansiyeli 85 olan bir futbolcu buldum. Merkez orta sahada oynuyor. Bunu kesinlikle istiyorum. Keşke kiralayabilsek, daha sonra takımımızı alabilsek ama şimdilik haber beklemek zorundayız. Onun dışında sağ kanada Jeremy Doku'yu alabiliriz. Bunun potansiyeli ise 86 ve henüz 18 yaşında. Çok iyi. Transfer merkezinde bunu da alalım. Bir tane de sol kanada bakmak istiyorum. Evet, santrofor olarak bu adını okuyamayacağım. Futbolcuyu buldum. Potansiyeli 86 ve henüz 19 yaşında. Çok iyi. Bunu da izlemeye alalım ve transfer listesine koyalım. Ve evet, yine ismini okumakta zorlanacağım bir isim. Henüz 20 yaşında ve potansiyeli 85. Bunu da izlemeye alalım. Bu oyunculara talibiz. İnşallah hemen haber gelir. Bu arada biz de birkaç oyuncuyu şöyle kiralayalım, bir şeyler yapalım. En azından oynatmayacağımız oyuncular kendilerine başka takımlarda şans bulsun. Mesela ben seni, of, aslında çok iyisin ama yani potansiyeli yüksek bir oyuncuya benziyor. Kiralık listesine ekle diyelim gelişmesi için. Rıdvan Yılmaz da aslında çok iyi gözüküyor. Onu da bir kiralasak. Biraz olsun kiralayalım. Ahmet Gülay zaten kiralıkmış. Onun dışında Montero var. Montero'yu oynatırız. Neden oynatmayalım? O yüzden şimdilik kalsın. Şöyle bir baktığımız zaman Bilal Ceylan var. Onu da kiralık listesine ekleyelim. Aydın Hasiç var. Sen de kiralık listesine gir. Şimdilik bu kadar iyi. Bir haber geldi bakalım ne diyorlar. Bizim ilgilen beğendiğimiz bir oyuncu 9.4 milyonluk bir teklif yapılmış. Şöyle biraz devam edelim bakalım. Bir haber daha geldi. Le Havre Bilal Ceylan için o satın alma opsiyonunu. Satın alma opsiyonunu ben kabul etmem ama. Görüşme yapalım. Kiralık kitlesine sıcak bakıyorum ama satın alma opsiyonuna şimdilik sıcak bakmıyorum. Aynen, kabul etmediler. Fark etmez, kendileri bilir. Devam edelim bakalım. Bir haber daha geliyor. Enkudu'ya Benfica'dan 9.2 milyonluk bir teklif var. Satın alma teklifi. Enkudu'yu satmak gibi bir niyetimiz yok ama çok iyi bir teklif gelirse neden olmasın? 14 milyon teklif ediyoruz. 12.200 dediler. Ben bu oyuncuyu zaten şimdilik satmakta çok ısrarcı değilim. O yüzden yeni transfer ücreti teklifi yapalım. 13.9 milyonluk bir teklif yapıyorum. Bakalım ne diyecekler. Bu son teklifimiz. Üzgünüm. O zaman en azından sonraki satıştan pay isteyelim. %20'lik. Kabul etmediler. İşlerine gelmedi. Fark etmez. Zaten biz de çok satmak istemiyorduk. Burada Beşiktaş'ın menfaatleri önde gelir abicim. Sizin menfaatleriniz değil. Devam ediyoruz. Transfer sezonunun bitmesine son 4 saat. Bir haber daha geldi. Rıdvan Yılmaz için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Rangers'tan. Of.
Aslında gidip geliştirmesini istiyorum kendisini ama satın alma opsiyonunu vermek istemiyorum. Satın alma opsiyonu olmadan kirala dedik. Kabul etmediler. İşlerine gelmedi. Yani ben olsam ben de genç bir oyuncuyu kiralarken tabii ki de satın alma opsiyonuyla kiralamak isterim ki hani geliştirdiğim oyuncu gerçekten bende kalsın ve bana bir katkı sağlasın maddi açıdan. O yüzden onları da anlayabiliyorum ama ben de dediğim gibi Beşiktaş'ın menfaatlerini düşünmem lazım. Enkudu için bir yeni teklif daha var. Bizde Enkudu'nun adam akıllı bir yedeği varsa yollayabilirim aslında ama yok be abi be. Çok iyi bir oyuncu ya. Enkudu'nun yedeği yok işte. Yedeği olsa düşünebilirdim de yedeği olmadığı için mecbur yüksek fiyattan. Yedeği olsa belki bir çaresini bulurduk ama yedeği olmadığı için mecbur yüksek bir geri teklif yapıyorum ben de. O da onların işine gelmiyor. Yine bir görüşme yapacağım ama bu sefer kapıyı direkt 14.5 milyondan açacağım. Tabii muhtemelen işlerine gelmeyecek. Evet, teklifimizi yapıyoruz. 10.2 milyon teklif ediyorlar. Bir diğerinden daha kötü. 12.2 milyon en azından diğeri. 14 milyon istedim. 11.700 dediler. 13.8 milyona kadar indim. Daha da inmem abicim. Tamam. Ben de zaten daha fazla inmeyecektim. Dediğim gibi Enkodu'nun bizde yedeği yok. O yüzden Enkodu'yla yola devam edeceğiz. Öyle hadi gitsin kurtulalım yeter ki para gelsin diye düşünmüyorum. Gerçekten iyi para gelecekse satmayı istiyorum. 100 milyona transfer gördüm. Demin bir şok geçirdim şurada. Teşekkürler hocam. Kiralık gitmek gelişimim açısından iyi olacak demiş. Aynı fikirde olmamız güzel. Tamam. Tamam okey. Transfer dönemi kapandı. Şöyle bir altyapıdan gelen oyuncularımıza bir bakalım neler var neler yok. Ya direkt 48'de falan başlıyorlar ya. Aslında çok hızlı gelişirler diye düşünüyorum ama en azından bir oyuncuya şans verelim mi ya? Wuhan Kong mu? Ulan bize tövbe estağfurullah korona bulaştırmasın. Yok vazgeçtim abi sağ ol. Bu oyuncunun potansiyeli 69-85 arası. Alıp kiralasak öyle deneyelim ya. A takımı yükseltelim. Seni de yükseltelim abi. İki oyuncuyu A takımı yükselttik. Şimdi onları kiralık vermeye çalışacağız diyecektim ki sezon kapandı. Bir an onu unuttum. Biz yine de kiralık listesine koyalım. Joshua Shifa kiralık listesine ekle diyoruz. Ve Wuhan Kong seni de kiralık listesine ekleyelim. Kiralık gitmen gerçekten senin için iyi olacak. Ben de o yüzden zaten kiralık gitmeni istiyorum. Birkaç oyuncuya gelişim planı veriyoruz şimdi. Bunlara çalışsınlar abicim. Bu alanda kendilerini geliştirsinler. Gençlere yatırım yapmamız lazım. Sana açık bekini verelim. Şöyle bir devam edelim bakalım. Dorukan Toköz'e top kazanan orta saha dedik. Enkudu'ya zaten açık oyun kurucu demişiz. Geldik Oğuzhan Özyakup'a. Oğuzhan için aslında oyun kurucu demem lazım. Hatta diyelim hiç diğerleri uygun değil çünkü. Evet Mahmud'un da oyun kurucu olarak gelişmesini istiyorum. O yüzden onu da öyle ayarladık. Joshua Şeyfa'ya da gelişmiş oyun kurucu diyelim. Potansiyeli 85'ti galiba yanlış görmediysem. İyi bir oyuncu. İnşallah yararlanabiliriz. Wuhan Kong. Zaten bunlar kiralık gideceği için daha sonra muhtemelen hani bizim çok fazla bir etkimiz olmayacak. Sprint hızı aynen ters kanat oyuncusu diyelim sana da. Şöyle hızlıca devam geçelim tamamdır. Bir sonraki karşılaşmaya geçelim derken Aydın Hasic için kiralama teklifi geldi Fluminense'den. İnşallah satın alma opsiyonu değildir. Görüşme yapalım bakalım. Bakalım anlaşabileceğiz mi? Kısa süreli. Tamam bize fark etmez yeter ki oynasın. Ama biz biraz diretelim 1 yıllık diyelim bakalım ne diyecekler. Kısa süreli tamam fark etmez. Kabul ediyoruz. Okey buna da kabul. Maaşının %60'ını onlar %40'ını biz ödeyeceğiz. Yeter ki gelişsin. Yeter ki gitsin arkadaşlar. Yeter ki forma şansı bulsun oynasın. Çünkü bizim takımda şimdilik forma şansı bulamayacak. Rıdvan Yılmaz için tekrar satın alma opsiyonu kiralama teklifi geldi. Satın alma opsiyonu yani işin içinde satın alma opsiyonu olunca ben kabul etmek istemiyorum açıkçası. Çünkü o zaman gidiyor tamam eyvallah ama bize bir katkısı olmuyor. Şimdi satın alma opsiyonu olmadan kiralaya basınca muhtemelen masadan kalkacaklar ama ne yapsak ya. Hani istiyorum ki oynasınlar gelişsinler ama elimden de kaçırmak istemiyorum hani. Satın alma opsiyonu olmadan kirala abicim. Tamam kabul etmediler. Tamam. Önemli değil çünkü ben bu oyuncuyu ileride oynatmak istiyorum ilk 11'lerde falan. O yüzden benim için önemli bir oyuncu yani. Üstelik Beşiktaş'ın yavrusu yani. Beşiktaş'ın çocuğu. O yüzden ona ayrıca biraz dikkat edeceğim. Bir sonraki karşılaşmamız olan Kasımpaşa mücadelesine çıkmadan önce şöyle bir puan durumuna bakalım. Biz 11 puanla 6. sıradayız. Lider Trabzon'un 19 puanı var. Bir maç fazlası var üstelik. 8 puan fark var. Yani ben buna 5 puan fark diyorum. Farkı eritmemiz lazım. Daha sonra oyunculara da biraz şans vermek lazım. Yani ben aslında kariyerin başında belirtmiştim size. Hani kaybedelim ama genç oyuncuları kazanalım demiştim. Ama bir yandan aslında şampiyonluk da çok önemli. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız lazım. Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi sonucu 1-1. Dahoud en sonunda golünü atıyor.
Beşiktaş'taki ilk golünü atıyor fakat biz karşılaşmadan galip ayrılamıyoruz. Neden yukarı çıkmıyor bu şimdi? Neyse şöyle bir bakalım. 7.7 ile oynamış Davut. Kasımpaşa'nın oyuncusu Yusuf son dakikalarda bir kırmızı kart görmüş. Şu an yukarı çıkmadığı için gösteremiyorum. Puan kaybı yaşadık ama en azından Davut. Ana Enkudu da mı? Enkudu sarı kart cezalısı mı oldu acaba? Ben tam anlayamadım, göremedim demin ama. Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Seni şöyle bir köşeye alalım abicim. Bu arada Davut'u aslında hep oynatmak istiyorum. Şimdi gol attığı için de ilk 11'den çıkarmak istemiyorum ama bize gerçekten tecrübeli oyuncular lazım. Bu yüzden Atiba Hutchinson ve Joseph de Souza'ya ara ara şans vermem gerek diye düşünüyorum. Ayrıca Adem Laiç'e de bu maçta, daha doğrusu bir sonraki maçlarda da şans vermek istiyorum ki onun da morali biraz düzelsin. Aydın Hasic transfer dönemi açıldığında Fluminense kulübüne kiralık katılacak ve kısa süreli kiralık kiralama dönemi sona erdiğinde kulübümüze geri dönecek. Güzel, en azından birazcık olsun gelişmiş olur. Burada defansif tarzımızı dengeli yapıyoruz. Genişliği şöyle biraz şuralara aldım. Derinliği de en iyisi böyle olsun. Defansımız sağlam olsun. Ceza sahasına 3 oyuncu birden yüklensin. Genişliği de şöyle yapalım. Fazla abartmayalım. Evet diyoruz. Şimdi aynısını öteki kadroda da yapalım. Krakowia diye bir takım Emre Bilgin'i 2 yıllık kiralamak istiyor. 16 yaşında, 58, çok iyi. Biz bunu kabul edelim en iyisi. Görüşme yapalım. Şöyle 3 yıla falan çıkarmaya çalışalım en azından. Hani 3 yıl boyunca forma şansı bulursa geri döndüğünde 3 yıl yapamıyoruz. Tüh. O zaman kabul edelim ya. Maaş konusuna geldiğimizde %60'a %40 aslında kabul edilebilir ama biz tabii pazarlık yapalım. Tamam, bu konuda da anlaştık. Maaşın %65'ini onlar, %35'ini biz ödeyeceğiz. Evet, Emre Bilgin adlı oyuncumuzu, 16 yaşındaki genç kalecimizi Krakowia'ya kiraladık. Oo, ben anlaşırlar diyordum. O yüzden kiraladık sanıyordum ama Emre Bilgin Krakowia kulübüyle anlaşamamış. O yüzden Krakowia görüşmeden geri çekilmiş. Hayırlısı olsun ne diyelim. Genç yıldız adayı Curtis Jones, inşallah doğru okuyorumdur, 5.5 milyon değere sahipmiş. Ben bu oyuncuyu takımımda görmek istiyorum. Hatırlarsanız ilk bölümde bir oyuncuya taliptim fakat alamamıştık. Ona gerçekten çok üzülmüştüm. Ama bu oyuncuları alıp ara ara oynatıp, hatta mümkünse hep oynatıp ilk 11'de falan gelişmelerini sağlamak istiyorum. Oyuncuyu buldum. Satın alma teklifi götürelim. Yine muhtemelen biraz coşacaklar ama biraz olumlu yaklaşacağım. Kabul etmek istiyorum. Bu oyuncuyu mutlaka istiyorum çünkü. 5.3 milyon teklif ediyorum. İnşallah kızmazlar derken tamam. Jürgen Klopp %3 bir sonraki satıştan pay dedi. %3 aslında bu oyuncu çok geliştiği zaman fazla olabilir ama bu oyuncuyu istiyorum. Karşı teklif yapalım. Sonraki satıştan payı düzenleyelim bunu. %2 yapalım bakalım. Evet, %2'yi kabul ettiler. Jürgen Klopp'la anlaştık. İnşallah oyuncunun kendisiyle de anlaşırız ve bu oyuncuyu takımımıza katarız. Takımdaki rolü rotasyon olarak görüyor. Önemli diyeceğim. 5 yıllık... çok iyi ya. 5 yıllık teklif istiyorlar, kabul. Benim de zaten hedefim oydu. Abi ben bu oyuncuyu sevmeye başladım ha. Serbest kalma bedeli istemiyorlar. Biz de istemiyoruz zaten. Kabul edelim. İnşallah maaşla da anlaşırız. 21 bin. Tamam abicim. Sadece şu 210 bini 175 bin yapalım. İmza primini 175 bine düşürdüm. Oynanan maç. Ha pardon, şunu da düzeltecektim. Hemen onu da yapayım. 175 bin euro imza primi veriyoruz. Ve 10 maç sonunda 170 bin euro bonus ücret daha teklif ediyoruz. İnşallah kabul ederler. Tamam. Okey. Evet, Curtis Jones'u takımımıza dahil ettik. Gerçekten çok iyi bir transfer oldu bence. Hiç vakit kaybetmeden bir sonraki karşılaşmaya geçelim. Az kadroyla çıkacağım çünkü birkaç değişiklik yapmıştım. İnşallah faydalarını görürüz. Haydi bakalım. 2-1 kazanıyoruz. Topa sahip olma yüzdemiz %58. Güzel. 2 golü de Abubakar atmış. Mahmut Davut'a bakmak istiyorum. Kaçta oynamış diye. Mahmut Davut maçtan çıktığı için ratingi... Bir dakika. Şuradan bakabiliyormuşuz. 5.8. Çok da iyi oynamamış. Tamam. Hatta hiç iyi oynamamış. Zaten maça başladığı zaman 6 ile başlıyor. O daha 5.8'e düşmüş. Merhaba hocam. Herkesin beni oynattığınız mevki hakkında konuştuğunu biliyorum. Merhaba hocam. Herkesin beni oynattığınız mevki hakkında konuştuğunu biliyorum. Başarıya ulaşmamız için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu söylemek istedim. Planınız buysa sol kanat mevkisinde oynamaktan memnunum. Benim için yap bunu diyelim, gaz verelim biraz. Enkudu cezasını tamamlamış. Ligde yavaş yavaş üst sıraları doğru tırmanmaya başladık. Ve liderle aramızda 7 puan fark var. İnşallah ilk yarı sonunda lider olan taraf biz oluruz.
resmen hedef gösteriyor. Önümüzdeki maç takımımız için sezonun dönüm noktası. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu maçta Mensah yerine beni seçerseniz pişman olmazsınız. Düşüneceğim diyorum. Mensah yerine değil de seni yine öyle de oynatabilirim ben. Maça başlamadan önce Erzurumspor tamam. Ligde 16. sırada şu an. Aslında baktığımız zaman yedek kadroyla çıkabiliriz. Ve takım yönetiminden Dorukhan'ı bu maçta ilk 11 alıyorum. Mensah'ı sağ kanada aldım. Adem Loic'i ise yedeklere aldım. Bu kadroyla oynayacağız. Hadi bakalım inşallah galip geliriz. 1-1 berabere kalıyoruz. Neden? Bunlara mutlaka bir çözüm bulacağız ama dizilişim düzenlesek ne yapsak onu düşünüyorum ya. Ya da vazgeçtim abi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bize gerçekten galibiyetler de lazım çünkü. İlk 11'de şöyle değişikliğe gideceğim. Dahoud çok iyi bir gelişim sergiliyor ama bize Joseph de Souza lazım. Dizilişimizi 4-2-3-1 olarak değiştirdim. Oyuncularımıza uzun topla oynamalarını söyledim. Ardından Mensah'ı sola aldım. Mensah da maşallah sahanın her yerinde oynadı. Şimdiye kadar bir sağda bir solda bir ortada her yerde oynadı. Kafamda şöyle bir plan var. İki kadro yapacağım. İkisi de buna benzer olacak. Tek fark ise bir maçta Souza'nın oynaması, diğer maçta ise Atiba Hutchinson'ın. Bir de Oğuzhan Özyakup'u da bir şekilde ilk 11'e falan katmak istiyorum. As kadromuz şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Burada Dahoud'u oynatmayı düşünüyorum. Forvet olarak da Abubakar'ı düşündüm. Sol kanatta Mensah var, sağ kanatta Gezal. Yedek kadromuzda ise Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson çıkıyorum. Adem Laiç, Abubakar ve Cenk Tosun'a da burada şans verdim. Bakalım inşallah iyi sonuçlar alacağız. İlgilendiğimiz 3 oyuncunun da raporu geldi şu anda. Jeremy Doku, Ryan Sessegnon ve Ketelaere. Şöyle bir baktığımız zaman sağ kanat ve santrafora aslında oyuncular alabilirsek of abi aslında hepsi çok iyi ya. Üçü de çok iyi. 3 oyuncunun da potansiyeli 86. O yüzden aslında hangisini alabilirsek bizim için daha iyi olur ona bakıyorum şu anda. Biz en iyisi 3 oyuncuyla da görüşelim bakalım. Charles de Catelere neyse artık acayip bir isim var oyuncunun. Kulübüyle görüşmek istedim fakat kulübü oyuncuyu satmak istemiyormuş. 24.2 milyonluk serbest kalma bedeli var. Bu çok fazla. Ben onu demin 24.000 olarak okuduydum. O yüzden kabul edecektim ama iyi ki kabul etmemişim. İptal diyelim. Ryan Sessegnon'a bir bakalım. Satın alma teklifi götür diyoruz. Oyuncu şu anda başka bir kulüpte kiralık olarak forma giyiyor. Kendi kulübüne döndüğü zaman teklif yapılabilir. Tamam öyle olsun. Hadi bakalım seni almaya çalışalım en azından derken bu oyuncuyu da daha yeni transfer etmişler. O yüzden transfer görüşmesine kapalı. Şimdilik sadece Curtis Jones'u transfer edebildik. O da zaten takımımıza devre arası katılacak. Gelecek vadeden bir futbolcu. Potansiyeli 85 olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Hadi bakalım bir karşılaşmaya daha çıkalım ve bu bölümün yavaş yavaş sonuna gelelim. Rakip 5-4-1 ile oynuyor. Rakip full defans yapacağı için biraz tecrübeli oyuncularla oynamak lazım. Yani Cenk Tosun, Abubakar, Oğuzhan Özyakup'u da katabiliriz. Ve özellikle Atiba Hutchinson. Hızlı simülat diyelim ve inşallah kazanırız. Ana! Gerçekten üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm. 2-1 mağlup olduk. Uzun top oynadılar. Tahmin ettim. Aynen tahmin ettim çünkü kontra atak oynayacaklardı. Tüh! Gerçekten üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm. Bizde golü defans oyuncumuz atmış. Neyse. Hadi bu da böyle olsun. Başakşehir Rıdvan Yılmaz için kiralama teklifi yolladı. Neyse anlaştık. 10. hafta sonunda kendimize 5. sırada yer buluyoruz. Liderlerimizde 12 puan fark var. Bu fark nasıl oluştu bilmiyorum. Ama şöyle bir baktığımız zaman biz 4 galibiyet almışız, 4 beraberlik almışız ve 2 mağlubiyet almışız. Çok fazla beraber kalıyoruz. Kazanamıyoruz ama yenilmiyoruz aslında baktığımız zaman son maç hariç. Mahmut Davud'un gelişimine bakmak istiyorum. Çok iyi. 78+4 çok iyi. Evet her ne kadar oyuncu kendini +4 geliştirmiş olsa da formu burada düşük gözüküyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Füzeci. Wow. Doğal yetenek. Wow. Tekrardan gelişim planına geldik ve bu sefer oyuncuya iki yönlü orta saha oyuncusu diyelim. Çünkü kendisini bitiricilik konusunda geliştirmesini istiyorum. Bu oyuncu bence gerçekten potansiyeli olan bir futbolcu. Yani bu oyuncuyu bir şekilde
kullanabilmemiz lazım. Böylelikle bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hatalarım illaki vardır. Lütfen yorumlara yazın. Daha önce de belirtmiştim size. İlk defa transfer kariyeri yaptığım için mutlaka hatalarım vardır. Ben normalde her maçı oynamayı seviyorum. Böyle maçları hızlı simüle edince bana biraz tuhaf geliyor. İnşallah şu anda ekranda gördüğümüz futbolcuyu bir dünya yıldızı haline getirebiliriz. Ve ayrıca takımımıza devre arasında katılacak olan Curtis Jones hakkında da iyi şeyler düşünüyorum. İnşallah bu oyuncuyu çok iyi bir şekilde geliştireceğiz. Bu oyuncuyu devamlı olarak ilk 11'de oynatmak istiyorum. Kazansak da kaybetsek de. Her ne kadar böyle desem de aslında galibiyet tabii ki de bizim için çok önemli. Çünkü şampiyon oldukça işte gelen primlerle falan filan daha iyi oyuncular transfer edebiliyoruz. Duruma göre bakacağız ama dediğim gibi bu oyuncuları iyi değerlendirip güzel para yapmak istiyoruz. Beşiktaş'ı maddi açıdan rahatlatmak istiyoruz. Lafı çok fazla uzatmayalım. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.